Sevgili kova burçları, ay burcu kova, yükselen burcu kova olan dostlarım. Şimdi sizin 16 Nisan, 22 Nisan haftası yıldızlama yorumlarınıza başlamak istiyorum. Hayırlısıyla. Evet, Bismillahirrahmanirrahim. İnnehu min Süleymane ve İnnehi Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Teala aleyhi ve tuni müslümin. Ve innehu teala ceddu rabbina medde haza sahibeten ve la velada. Ve ennehu kane yakulu safihina alallahi şetata. La havle ve la kuvvete illa billahül aliyil azib. Şimdi dolunay fazında olduğumuz için sevgili kova burçları, sizin dolunaydan çok olumlu etkileneceğinizi beyan edebilirim. Kesinlikle yarım kalan işleri tamamlayacaksınız. İçinizdeki bir boşluğu doldurma imkanı bulacaksınız. Ve özellikle toprak gruplarıyla olan birlikteliklerinizi şifalandırabilirsiniz. Oğlaklarla olan, boğalarla olan ve aynı zamanda başaklarla olan ilişkilerinizi şifalandırmak durumunda kalacaksınız. Bir şeylerin çözümünü üreteceksiniz. Olayları perde arkasından görme fırsatı yakalayacaksınız. Semtinize veya şehrinize olan güveniniz artabilir. Daha çok sevebilirsiniz. Bulunduğunuz şehri güzelleştirebilirsiniz. Ya da işte bilmiyorum, bulunduğunuz yerde bir herhangi bir yönetimde çalışabilirsiniz. Toplantılara katılabilirsiniz. Ve bazı uzak durmanız gereken insanlar var. Bunlardan uzak durup bunlara hiç böyle değinmediğinizi, bunlarla çok yüz göz olmadığınızı gösteriyor. Ve kendinize ait bir yol çizeceksiniz. Engebeleri olan, belki virajlarla dolu, keskin hatları olan bir yol, keskin virajları olan bir yol gözüktü arkadaşlar. Dağlık bir yere gidebilirsiniz. Bir memleketle ilgili bir sorunu çözebilirsiniz. Evet. Akşam üzeri alacağınız bir haberle beraber aniden yola gideceksiniz. Yolda hayır ve hasenet göreceğinizi söyleyebilirim. Resmi evraklarınız var. Uzun süredir bunun mücadelesini sürdürüyorsunuz. Hayırlısıyla bu mücadeleyi iyi kazanacağınızı gösteriyor. Yalnız çok dedikodulara aldırış etmeyin. Etrafınızda dedikodu yayan kişiler, yalan yanlış beyanda bulunan kişiler olabilir. Bazen de ruhunuzun daraldığını hissediyorsunuz. Hane içerisinde böyle boş konuşan insanlar, bunlar sizin kan bağınız olan, can bağınız olan insanlar. Artık yani ruhunuzu daraltan bu insanlardan biraz uzak durmanızda fayda var diyorum. Şimdi gelir durumunuzda bir azalma mı olmuş, bir parada bereketsizlik mi olmuş? Onu düzeltmeye çalışıyorsunuz. Hayırlısıyla onları düzeltmeye muvaffak olacaksınız arkadaşlar. Mide bölgesine dikkat edin. Aynı zamanda mide sorunlarına, strese dikkat edin diyorum. Bir de arkadaşlar, sizin şöyle bir şey var. Yengeç burçlarıyla ilişkinizi tekrar gözden geçirin. Bazı kova burcu arkadaşlarım yengeçlerle olan ilişkilerinde tekrar barış, tekrar bir araya gelme yaşayabilirler. Dolunay onlara haber getirebilir. Dolunay onlara geçmişten birini aniden önlerine çıkartabilir. Hayırlı duraklar olacak arkadaşlar. Irmağı olan bir şehirden haber geliyor ya da oraya gidiyorsunuz hayırlısıyla. Üç kişi bir araya gelip konuşma yaptığınızı gösteriyor. Ve bir birliktelik olayı bu. Üç kişi, aile bireyleri olabilir, eş dost ziyaretleri olabilir. Bir ikili beraberlikle ilgili konuşmalarınız var. Eğer aşk konusunda sıkıntıdaysanız, sıkıntı yaşıyorsanız, bilin ki karşıdaki kişinin egosunda. Sizde bir ego olduğunu düşünmüyorum sevgili kova burçları. İnsancıl, hümanist kişilersiniz. Neden bir sorun olsun ki? Bu sorunu çıkarsa çıkarsa karşıdaki çıkartıyordur. Bir de bayağı bir sorunları büyütüyor gibi geliyor. Beşik görüyorum. Beşik, çocuk, doğum. Kesinlikle hamilelik olabilir. Aile içinde birileri hamilelik ya da aileye birinin katılması olabilir. Bir de çocuklarla ilgili bir sorununuzu çözüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi şöyle bir baktığımda
Uzaklardan gelen haber var. Ada gibi ada olabilir. Ne olabilir? D harfiyle başlayan Davut olabilir. Deniz olabilir. Bu isimlerden birisiyle görüşmelerin olabilir, birlikteliğin olabilir. İyi de gelecek sana. Çok geçmişe takılıyorsun. Geçmişi dert etme. Geleceğe olan güvenini artır. Her şey daha iyi ve yerinde olacak arkadaşım. Şimdi şöyle katı kuralları olan bir insan var çevrende. Baban, erkek kardeşin olabilir. Erkek ya da kadın kova olman fark etmez. Birileriyle karşı karşıya geldiğini, sıkıntıları çözmeye çalıştığını görüyorum. Hayırlısıyla çözersin inşallah. Biraz katı tutumlu insanlardan uzak dur. Sana uymuyor sen çünkü hava enerjisi taşıyorsun. Zekisin ve yani böyle katı insanlarla pek işin olmaz. Her ne kadar yönetici gezegenin Satürn'de olsa katı insanlarla işin olmuyor diyebilirim. Yönünü belirlemişsin. Karşıdaki kişilerle uyuşmazlık yaşanabilir, onu da söylüyorum. Bir evin dördüncü katında ya da beşinci katında yaşayan birisiyle görüşme yapacaksın ya da bu sen öyle bir yerde yaşıyorsun hayırlısıyla. Evine hayır, bereket ve hasenet girdiğini görüyorum. İki tane düğümü çözüyorsun hayırlısıyla. Düğümlerin çözülmesiyle beraber bakınız. Bir yaşça küçük sizden yaşça küçük birisinden bir yardım alıyorsun. Bir elektronik ortam olabilir, bilgisayar ortamı olabilir. Bunu hayatına kattığını gösteriyor arkadaşım. Evet. Yani bir bilişim sektöründe ilerlemeler kat edeceğini veriyor. Evet. Bakalım. Bağlar kuruluyor arkadaşlar. Bitti dediği anda yeniden başlayan bağlar görüyorum. Bağ, yani güçlü bir arkadaşlık bağı var. Bu aşk bağı da olabilir. Hedeflerinize doğru yöneldiğinizi gösteriyor. Resmi elbiseli biri olabilir. Resmi makamda biri olabilir. Bunlarla görüşmen olabilir. Böyle bir partnerin varsa evlenme teklifi her an bekliyorum sevgili Kova burcu hanımları ve beyleri. Bir resmi görevli insanla beraberliğin olabilir arkadaşım. Bu da sana çok hayırlı, uğurlu gelecek. Bir köşeye atılan, unutulan eski bir dost birdenbire çıkabilir. Sana bir iş teklifinde bulunabilir. Havalara seni sıçratabilir. Hadi olur. Her zaman söylerim eski dost düşman olmaz. Ne güzel bir sözdür değil mi? O yüzden dostlukları çok tüketmeyelim arkadaşlar. Hayatta her şeyi tüketiyoruz. Dostlukları tüketmeyelim lütfen. Çok bıcık bıcık da olmayalım. Ayda yılda bir selam aleyküm, aleyküm selam desek, hal hatır sorsak, bir iyiliği dokunsa veya bir iyiliğimiz dokunsa ne güzel olur değil mi? Uzaktan uzağa bir dostun selam, uzaktan uzağa eski dost düşman olmaz. Çoğumuz bazen hiç ummadığımız anda bir eski dostun telefonuyla bizi havalara sıçratan bir olay yaşarız. Ben birkaç gün evvel yaşadım mesela eski dost düşman olmaz diyorum. Rabbime şükürler olsun diyorum. Allah herkese yaşatsın arkadaşlar. Eski dostlar düşman olmuyor. Evet, yeni tanıştığın insanlarda da bir bulanıklık oluyor. Neyse. Ben yaşlanınca biraz dramatik konuşmalar yapıyorum arkadaşlar. Akışta kalın. Demiyorum. Akışta kalın demiyorum. Ben bu sözü hiç şey yapmıyorum. Biraz da etrafı akarken giderken yaşam elimizin avucumuzun içinden akıp giderken biraz da sağa sola bakalım, değil mi? Yolculuğun tadını çıkartalım. Evet. Zikrinizi veriyorum kova burçları. Ya varis zikrini çekeceksiniz. 707'dir tekrar sayısı. Yaratışa ve mevcuatta olan her şeyin netice itibariyle sahip ve maliki hakikisi demektir diyor. Her gün 707 kere bunu çekeni bir hafta boyunca bir cumartesiden bu cumartesi veriyorum.
Yüksek düzeyde insanlarla görüşür, şan, şeref ve büyük kudret sahibi insanlarla birlikte olur ve insanlar üzerinde tesiri artar diyor bize Yıldızname'miz arkadaşlar. Gelecek cumartesi görüşelim inşallah. Her şey gönlünüzce olsun. Hümanist ve insancıl boğa burçları, siz olmasanız bir koku, bir renk, bir doğa, bir doku eksik kalırdı. Bu dünyada barış olmazdı, bu dünyada devrimler olmazdı, yenilikler olmazdı. İyi ki varsın sevgili Kova burcu. Her gün kendini yeniliyorsun, biliyor musun? Kova burcu olmak özel bir ayrıcalıktır. Yenilemek demektir, astroloji demektir. Ve yıldızlarla böyle çok içli dışlı olmak demektir. Astroloji Kova burcu yönetiyor ve sizin uğurlu hayvanınız da baykuş. Evde mutlaka bir baykuş figürü bulundurun. Hayırlı haberlere hazır olun. Hoşça kalın, dostça kalın efendim.